Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte esrarengiz kasabanın silinen sahnelerini inceleyeceğiz. Bakalım bu sahneleri izlerken şaşıracak mıyız? Gerçekten çok merak ediyorum. O zaman geçelim. Evet, hemen kulaklığımı alıyorum. Bu arada bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman başlayalım. Burada Alex Hoş anlatım yapıyor. Dipper ha diyor. Bu arada arkadaşlar ilk seferinde sadece izleyeceğiz. Yani normal tepkilerimle izleyeceğim. İkincisinde ise durduracağız baya. Ya yani baya inceleyeceğiz. İlk seferde izleyeceğiz sadece normal. Orada bir portal var. Geçit. Şu diğer dünyaya açılan kapı. Bir Cypher'ın olduğu falan. Dipper baya terliyor. Aha. Bir Cypher çıktı. Herkese selamlar tarzında şeyler diyor Bill Cypher'da. Burada durdurdu. Burada arkadaşlar deniyorlar galiba. Sadece taslak çizimlerini yapıyorlar. Deniyorlar yani. Yayınlamamışlar zaten bunları hiç. Ya silinen sahne dediğime bakmayın. Sadece yayınlamamışlar. Yapmışlar. Boğulmamış demişler. Atmamışlar yani. Bölüm olarak yayınlamamışlar. Bölüme eklememişler. Şu yanındakiler kim ya? Kesin Bill Cypher'ın gülüşünü yaptı az önce. Aldı yine değneğini. Ekranı niye küçülttünüz? Bill Cypher her tarafı çeviriyor. Ters çeviriyor. Dipper da 3.5 atıyor bu sırada. Bu arada hem Bill Cypher'ı hem de Stan'i falan bu Alex Hoch seslendiriyor arkadaşlar. Senin gerçek ismin Dipper değil. Ya yani kasiyer gibi kızdan hoşlandığını falan söylüyor. Ya keşke kaldırmasalardı ya. Direkt yayınlasalardı. Benden ne istiyorsun? Diyor Dipper. Pekala diyor Bill Cypher. Ya yani Stan'in zihnine girmeyi istiyor aynen. Yoksa evini mahvederim, batırırım, her şeyini mahvederim diye tehdit ediyor Dipper'ı. Aynen. Şu Stan'in kasasının şifresini istiyor rüyalarına girerek. Dipper düşüyor. Bir de bir tane daha sürpriz sahne var arkadaşlar. Bence onu çok beğeneceksiniz. Sürpriz olsun. Şimdi Stan'in kafasına mı giriyorlar? Ne oluyor? Rüyadan çıktı. Bakın, bayağı sürpriz olacak size. Bu rüya bir gerçek, Bill. Komik mi? Diğer eline bak. Hindiye bak. Bana o kadar komik gelmedi niyeyse bilmiyorum. Belki Türkçe olmadığı içindir. Evet, şimdi tekrardan izleyeceğiz. Ama bu sefer durduracağım arkadaşlar. Yani bayağı bir ayrıntılara falan bakacağım. Öncelikle Dipper'a bakmak istiyorum. Durur musun bir? Evet. Arkadaşlar Dipper'ın şu çam ağacını falan yapmamışlar. Direkt böyle taslak halinde çizmişler. Burnu var mı? Burnu, onu çok merak ediyorum bir de. Ya zaten bu taslak bir çizim. Oh. Arkadan bildiğin böyle normal bir çizim gibi gözüküyor. Ya anlatamadım şu an çok fazla ama.
BitCypher'a bakmak istiyorum bir de. BitCypher aynı. Sadece renkleri falan eksik. Onun dışında pek bir şey yok yani. Ya gerçekten şu yanındakileri çok merak ettim arkadaşlar. Şu Alexors zaten de. Şu belki kız kardeşi olabilir. Ama şunları merak ediyorum. Acaba kimler? Bir de şunda Dipper şapkası mı var ya? Tam emin olamadım. Neyse. Ayrıntılara bakmaya çalışıyorum ama. Yok, burnu falan varmış aynen. Ya etrafa falan çok dikkat etmemişler. Daha çok karakterler üzerinde durmuşlar. Burada bir yere gönderme yapmış olabilirler belki. Hani çoğalma yeri var ya, Naruto'da, Naruto diye bir anime var, bilen bilir. Orada da çoğalma şeyleri falan vardı, böyle çoklu karakterlere bürünüyordu Naruto. Yani 3 kişi, 4 kişi falan oluyordu. Oraya değmiş olabilir mi emin değilim, belki de öylesine yapmışlardır, yani değinmemişlerdir. Video nedense hızlı oynatılıyor şu an, neyse bizim işimiz zaten videonun oynatışında değil. Evet, burada da aynı, bir şey yok. Arıyorum bir şeyler de bulamıyorum ya. Vallahi yok. Oha. Harbi çok değişik çizmişler. Burada ne yazıyor? PG Fan. Ne ki o? Anlamadım. Gerçekten çok değişik. PG Fan. Ya gerçekten bunu gerçek bölüme koysalardı çok güzel olurdu ya. Böyle senin kafasının içine falan giriyorlar yukarıdan. Ağaçlar var etrafta. Harbi güzel olurdu ya. Seslerin inceliğine takılmayın. Bu YouTube'dan kaynaklı olan bir şey. Arada böyle sapıtıyor YouTube, evet. Evet, başka bir ayrıntı var mı? Evet, Sus uyuyor. Mabel de uyuyor. Yanında neydi? Paytak var. Tamam, burada bir şeyler yok yine. Ecel terleri döküyor Tifur. Yani aslında çok da öyle bir ayrıntı yokmuş. Ama şimdi asıl şeye geliyoruz. Asıl sürprizim buydu arkadaşlar size. Hatta bir dakika. O izlediğiniz sürpriz sahneler vardı ya. Yani silinen sahneler vardı ya. Onlardan bir tanesini, bir kesiti bildiğiniz animasyonlamışlar. Renklendirmişler. İzleyin. Fan yapımı bu arada bu. Onu da söyleyeyim de. Bu rüya gerçek diyor yine Bil. Güzel yapmış ama ya. Yapan harbi güzel yapmış. Diğer eline bak. Hindi'ye bak. Ya çok komiksin ya. Gerçekten espri yeteneğine hayranım Bil. Gerçekten. Biraz da bunu inceleyelim. Belki bunda bir an bunu oynatamıyorum. Aslında böyle böyle yeni bir bölüm yapılsa ne güzel olurdu ya. Bir sürü yeni bölümler falan. Evet, Elena tarafından yapılmış. Şu an yeni bir video daha buldum bu arada. Bunu nasıl kaçırdım ben de anlamadım. Bunu hızlı hızlı geçeceğim. Büyük ihtimal. La bunu nasıl kaçırdım ya ben gerçekten ya. Yok yok, bunlar silinmemiş ki. Ben de silindi sandım. Yok, bunların çoğu çizgi filmde vardı. Aynen aynen, bunların çoğu çizgi filmde vardı. Yoksa yok muydu? Tamam, buraları izledik zaten. Aynen aynen, buralar silinmiş sahneler zaten. Aynen, bunları izledik ya. Ama bir kısmını izlememiştik. Orayı da burada göstermiş. Evet arkadaşlar, gerçekten ilginç bir video oldu bence. Yani bayağı ayrıntılara falan değinmeye çalıştım ama çok fazla ayrıntı yoktu. Ne yapalım, sağlık olsun. Esrarengiz Kasaba videolarına tam gaz devam ediyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Ve beni şuradan Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.